Onlar büyük taarruzun büyük süvarileriydi. Yunan atlarının gerisine sarktılar. İrtibat ve ikmal yollarını kestiler. Yedek Yunan kuvvetlerinin müdahalesine engel oldular. Süvariler, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik anında muharebelerin kaderini etkiledi. Yunan mevzilerinin kuzeyinden geçip arkalarına inme harekatı yapıyorlar. Yunan ordusunun kuzey batısında gözüküyorlar. Zor dağlık bir bölgeden geçerek ve gece vakti Yunanlılar bunları görünce eyvah biz sarıldık diye geri çekilme harekatına başlayacak. Fahrettin Altay'ın komutasındaki 5. Süvari Kol Ordusu dağları aşıp hiç ummadıkları bir yerde Yunan ordusunun karşısına çıktı. Hiç beklemiyorlar çünkü böyle bir harekatı. Sarıldık korkusuyla bir an önce geriye çekilmeye gayret ediyorlar. Yunan ordusu aslında güçlü bir ordu. 26 Ağustos'ta hücum başladığı zaman bazı yerlerde bir ilerleme kaydedemiyoruz. Yani gayet inatçı bir şekilde savunuyorlar. Süvariler Yunan ordusunun moralini, maneviyatını bozup kaçmasına neden olmakla çok önemli bir katkıda bulunmuş oluyor büyük taarruza. Birçok yabancı uzmanın da cephe yarılamaz dediği Yunan cephesini sonuç olarak Türk ordusu yarıp işte 2 haftada İzmir'e varacak. Süvariler demir yolu hatlarını tahrip etti. Düşman birliklerinin İzmir'le telli haberleşmesini kesti. Böylece Yunan birliklerinin irtibatı koptu. En büyük başarıları İzmir'e ilk giren bu 5. Süvari Kol Ordusu'na bağlı olan birlik. Çok hızlı bir şekilde İzmir'e ilerleniyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 16 Ağustos 9 Eylül tam 2 hafta. O kadar büyük bir coğrafyayı bu kadar kısa zamanda geçme sadece tabii bizim ordumuzun hızıyla değil bir de Yunan ordusunun kaçma hızıyla da ilgili yani. Ciddi bir bozgun. Süvarilerin 9 Eylül 1922'de İzmir'e girmesiyle şehrin 3 yıllık işgali son buldu. 5. Süvari Kol Ordusu Komutanı Fahrettin Paşa'ya Altay soyadını Mustafa Kemal Atatürk verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern tank ihtiyacını karşılayacak Altay tankları da ismini onun soyadından aldı.